Burası çok özel bir yokuş. Burası çok enteresan bir yokuş. Ondan biraz bahsedeyim size. Farkındaysanız biz şu an böyle bir dağın tepesinden böyle aşağı doğru iniyoruz. Bu yerdeki döşemelerin olmadığını düşün, evlerin olmadığını, bir dağın başı burası yani. Denize nazır. Dolmabahçe Sarayı gözüküyor bakın. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı gözüküyor. Bulunduğumuz yokuş neresi biliyor musunuz? Doğancılar Yokuşu. Bu yokuşun özelliği ne? Üsküdar'dayız. Doğancılar Yokuşu'nun yanındayız. Ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin tekkesindeyiz. Az önce grubumuzla beraber buraya geldik. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hem tekke camisini ziyaret ettik, hem de altındaki türbesini ziyaret ettik. Şimdi buradan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin yürüdüğü yoldan hep beraber yürüyeceğiz. Nereye? Rum Mehmet Paşa Camisi. Neden? Çünkü Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, az önce size içeride anlattığım, hani Bursa'da Üftade Hazretleri ile tanışması, Bursa kadısı iken kadılığı bırakması, tasavvuf yoluna girmesi, Üftade Hazretleri'nin kurduğu Celbetiye yolunun dervişi olması, 3 sene içinde o tekkede ermesi, yetişmesi ve Celbetiye yolunun bir mürşidi olarak İstanbul'a Üftade Hazretleri eliyle tayin edilmesini anlattı. Tayin edildikten sonra hani akıl hep şöyle bir şey bekliyor. İstanbul'a geliyor Aziz Mahmut Hazretleri. Üftade Hazretleri buradaki padişahları arıyor. Çok önemli bir talebimi gönderdim diyor. Kırmızı halılar seriyorlar falan. Hiçbir zaman böyle bir şey olmuyor. Geliyor buraya hanımıyla beraber. Ve Üsküdar'da, Doğancılar'da, o denizi gören yokuşta Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Rum Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Osmanlı'nın Anadolu yakasındaki ilk camisi olan Rum Mehmet Paşa Camii'nin taphane odalarından birinde tam, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Tam 3 sene misafir oluyor. Hanımıyla beraber 3 sene. Şimdi düşünün, ben hepinizi tenzih ederek söylüyorum, sizleri de. Yani şimdi başka bir kadın olsa, kocası yürü İstanbul'a gidiyoruz diyecek. Gelecekler İstanbul'a ve bir caminin odasında kalacaklar. O kadın o adama neler der? Sen bir ev bile tutamamışsın. Biz burada cami odalarında sürünüyoruz. 3 sene oldu. Ben nerede yemek pişireceğim? Nerede taşıracağım? Nerede yatacak kalacağız? Kadın tık yok. Hiçbir şey söylemiyor. Ve demek ki karısı da onun gibi mübarek bir kadın. Meseleyi çok iyi görüyor, okuyabiliyor. Kocasını bu anlamda zorlamıyor. 3 sene caminin odasında kalıyorlar. Birazdan sizinle o camiye gideceğiz inşallah. Ve caminin o 3 sene kaldıkları odasını göreceğiz. Beraber kaldıkları. Rum Mehmet Paşa Camii yıllardır kilitliydi. Restorasyon bekledi bir kere. Kapısı kilitlendi, bir 3 sene restorasyon bekledi. Sonra bir 3 sene daha fazla restorasyonu sürdü. Birkaç hafta evvel ziyarete açıldı. Ve heyecanla bugünü bekliyorduk. Şu an pırıl pırıl camisi, yıkılmış hamam ve medresesinin izleri, arkadaki türbesi ve bahçesindeki kıymetli mezar taşlarıyla ve taphanenin muhteşem yapısıyla, plan şemasıyla bizi bekliyor. 3 yıl orada kalıp talebelerini orada yetiştiren Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 3 yılın sonunda oradan buraya geldi. Burada boş bir arazi vardı. Buraya derme çatma inşaatına bizzat da kendisi çalışarak bir tekke yapıldı. Ve bundan sonra İstanbul'un Celbetiye Asitanesi burası oldu. Ve dervişlerin gönülleri burada şenlendirildi. Burada insanlar şekillendirildi. İşte onun için şimdi biz tam tersini yapacağız. Buradan, tekkeden nereye? Rum Mehmet Paşa Camii'ne doğru yürüyeceğiz. Hadi buyurun. Bakın Osmanlı dönemindeki ismi hala devam ediyor. Aziz Efendi Mektebi. Tekke nedir? Tekke okul demektir. Okul, mektep, insanların ruhlarının şekillendirildiği yer. Ve buradan yola devam ediyoruz. Aslında şu an bulunduğumuz bu yokuş çok özel bir yokuş. Tabii yokuştan da bahsedeyim biraz. Burası çok özel bir yokuş. Burası çok enteresan bir yokuş. Ondan biraz bahsedeyim size. Farkındaysanız biz şu an böyle bir dağın tepesinden böyle aşağı doğru iniyoruz. Bu yerdeki döşemelerin olmadığını düşün, evlerin olmadığını, bir dağın başı burası yani.
denize nazır. Dolmabahçe Sarayı gözüküyor bakın. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı gözüküyor. Bulunduğumuz yokuş neresi biliyor musunuz? Doğancılar Yokuşu. Bu yokuşun özelliği ne? Hani kanat takıp uçan bir zat vardı. Hazarfer Ahmet Çelebi. Hazarfer Ahmet Çelebi Galata Kulesi şu manzaraya göre şurada kalıyor. Tam Karaköy'ün sırtında tepede Galata Kulesi'nden kanat takıp kendisini havaya boşluğa bıraktığında 4. Murat döneminde oldu bu hadise. Evliya Çelebi teferruatıyla anlatıyor. Hazarfer Ahmet Çelebi'nin kanatlı hali indiği yer tam burası. Yani oradan gelmiş bu şekilde ve buraya inmiş. Tam buraya. Ve sonra 4. Murat'ın huzuruna götürmüşler. Bir de aynı dönemde Lagari Hasan Çelebi var. Lagari de Sarayburnu'nda sırtına füze bağlıyor. Bunlar gerçek. Füze bağlıyor. O günlerde böyle bir takım eğlenceler falan var. Ramazan bayram eğlenceleri. 4. Murat da izliyor. Lagari'nin sırtına bağlıyor. Bayağı bildiğiniz fişek bağlanıyor. Barutlu. Ateşleniyor. Ve cuu diye tepeye uçuyor. Belli bir yerden sonra tabii bitince paraşüt açıyor. Paraşütle iniyor. Tabii Marmara Denizi'ne düşüyor. Kayıkla alıp geliyorlar. 4. Murat bekliyor sahilde. Yani merakla. Yani ne oldu? Ne bitti? Yani önce bir yükseldi. Kayboluyor. Sonra denizden alıp geliyorlar. Tutuşsak tabii. 4. Murat önde iki koluna gelmiş askerler. Sultanım, Hazreti İsa'nın selamını getirdim size diyor. Hocam hoş geldiniz. Takip ediyoruz YouTube'dan. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun. Yani hani göğe çıktı geldi ya. Espri yapıyor tabii 4. Murat'a. Niye 4. Murat'a haşlanıyor? Biz şimdi yürümeye devam ediyoruz. Şu ileriden bir sol yapacağız. Sonra bir daha sağ yapacağız. Rum Mehmet Paşa Camii'nin kıble duvarı önümüze gelecek. Ve orada camiyi daha teferruatlı size anlatmaya başlayacağız. Birazdan görüşmek üzere.